efendim. Aile Ekonomisi'ne hoş geldiniz. Her salı olduğu gibi Profesör Said Uzunoğlu beni bekliyor. Karşımda hocam iyi günler, iyi haftalar diliyorum size. İyi günler. Teşekkür ederim. Şimdi malumunuz karantina sürecinde kaldık. Yedik. Kilo almayan yoktur diye düşünüyorum ama varsa yaz tweet atsınlar. Zannetmiyorum. Fakat biz bugün farklı bir şey konuşacağız aslında. Yani tabii karantinada da yedik evet. Ama Türkiye'de bir sağlık araştırması yapıldı. TÜİK yayınladı bunu 2019 yılına ait geçen hafta. Şimdi burada birkaç tane rakam var hocam çok dikkatimi çeken. Obez bireylerin oranı mesela Türkiye'de hiç tahmin etmezdim. %21.1. Dörtte biri evet. Obezmiş. Ben hiç tahmin etmezdim. Şimdi şöyle bir dünyaya baktığımızda 1985'te 80'lerde yanılmıyorsam 800 küsür milyon obezite varken şu an tüm dünyada 2 milyarın üzerinde obez insan ya da obeze yakın insan var. Ve bunun da korkunç maliyeti var. Bir tarafta açlıkla boğuşuyoruz, bir tarafta obeziteyle. Şimdi biraz bu konuyu da açalım. İstatistiklerde %21.1. Kadınlarda çok fazla görünüyor yalnız. Kadınların %24,8'i obez ve %30,4'ü obez öncesi. Yani biz bayağı obezmişiz. Erkeklerin ise %17,3'ü obez, %39,7'si obez öncesi. Tabii yemek yapıp onlara tadıp ya da çocuğunun yemediği yemeği yersen obez olursun hocam. Buyurun. Şimdi ben pandemi sürecinde... hiç bu şekilde canlı yayın yapıyoruz ama karşı karşıya gelmediğimiz için seni göremiyorum ama yani masanın şey altında olur. Hocam bir oranda da değil mi, bir sorun yok yani sende evet. Almadın herhalde kilo falan aldık biraz aldık mı peki ben de aldım doğal olarak çünkü evde oturuyorum hareket etme kabiliyetimiz bayağı düştü. Onun için tekrar aslında hareket etmem gerekiyor. Bende de aynı problemler var. Şimdi tabii obeziteyi biz aile ekonomisi açısından değerlendirmemiz lazım. Yani bu tabii beslenme alışkanlığıyla ilgili bir olay. Hele pandemi döneminde daha önce de söyledik biliyorsun. İşte evde ne yiyeceğiz? Akşama ne pişiriyoruz? İşte öğleyin ne yiyeceğiz? Öğünler artmaya başlıyor. Öğün aralarında atıştırmalar artmaya başlıyor. Oysa bu aynı muhasebede olduğu gibi. Ben hep öyle bakıyorum. Veyahut da milli gelir hesaplarında olduğu gibi. Girdi çıktı. Ne girdi ne çıktı. Yani bize 2500 kalori, hadi bilemediniz 2500 kalori maksimum yeterli bir birey. Ama biz maalesef işte bir oturduğumuzda 2000-2500 kaloriyi tek oturumda aldığımız için doğal olarak harcadığım işte 2500 kalori maksimum ama 3000 kalori, 3500 kalori ne yapıyorsun? Otomatik olarak alıyorsun. Aradaki fark nereye gidiyor? O da bize bir şekilde yansıyor. Yolsa elektrik olarak geri dönüyor. Evet hocam. Yolsa elektrik. Tabii burada nereye yansıdığı çok önemli. Bak hani böyle şişmanlıyorsun ama yani kilo alıyorsun ama bunun nereye olduğu çok çok önemli. Eğer dengeli dağılıyorsa vücuda bir problem yok. Fakat eğer bu direkt işte karın kısmına alınıyorsa bu şeyler yani direkt göbeğe alınıyorsa burada ciddi bir problem var. Sade hocam bu TÜİK'in yayınladığı araştırma da zaten öyle yazıyor. Diyor ki son 12 ay içinde diyor 15 yaş ve üstü bireylerde hastalık türleri incelendiğinde bel bölgesi problemleri 2016 yılında %27,1, 2019'da %29,7. Yani %2'ye yakın göbeklenmişiz maşallah. Evet. Yani ilk sırada zaten bel bölgesi problemleri. Yani böyle bir i̇şte, böyle armut mu diyorlar? Şişiyoruz yani. Kemikler taşımıyor. Evet. Vücudu rahatsız ediyor inanılmaz ölçüde. Dolayısıyla biz buna dikkat etmek zorundayız. Tabii biz diyetisyen değiliz. Yani biz işin genel boyutunu maliyet tarafındayız. Konuşacağız. Maliyet kısmına da geçeceğim ama. Şimdi bu aslında tabii beslenme alışkanlığıyla ilgili olduğu kesin. Yani bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü şöyle biraz hani insanlığın tarihiyle ilgili gelişimi şöyle birazcık baktığımızda şunu görüyoruz. Mesela avcı toplayıcı toplumlara kıyasla tarımla uğraşan toplumlar 5 veya 10 santim daha kısa
görünüyor. Antropologların yaptığı çalışmalar bunu gösteriyor. Yani daha kısa boylular tarımda çalışanlar ve kemik yapılarında bozulma çok daha fazla. Yani bu tahılla beslenme, yoğun tahılla beslenme dediğimiz olay otomatik olarak işte tüketilmesi, bunu tükettiğiniz zaman demir eksikliği ortaya çıkıyor ve bununla alakalı bir sürü problem ortaya çıkıyor. Tabii bu enfeksiyonlara karşı direncimiz de azalmaya başlıyor karbonhidratlar. Tabii karbonhidratlar deyince onu da beslenme uzmanları daha iyi bilecek ama ikiye ayırmak lazım. Bir yararlı olanı var, bir de yararsız olanı var. Şimdi yararlı olanları da tüketmezseniz bu sefer, yani yararlı dediğimiz nedir? İşte meyvedir, sebzedir, kepekli undur örneğin. Kepekli makarna eğer yiyeceksen, kepekli makarnadır, yulaftır. Eğer bunları tüketiyorsan, tabii aşırısı her şeyin aşırısı kötü. Zaten öyle bakmak lazım. Her şeyin aşırısı kötü. Her şeyden az az. Evet, yani yerken de israf etmeyeceksin. Yani bu vücut hani şey değil, yani senin atıklarını topladığın bir yer değil. Dolayısıyla oraya iyi bakacaksın. Dolayısıyla kendine iyi bakacaksın ki hastalanmayacaksın. Ama hastalıklara açıyor. Niye? Rafine dediğimiz karbonhidratlar, işte şekerli besleniyorsak, yani şeker, işte ne bileyim, işte beyaz un, bisküvi, işte asitli içecekler örneğin. Bu tabii en çok tabii fast food tarzı yerlerde geçerli biliyorsun. Bunları yediğiniz zaman bunlar tabii ki vücuda otomatik olarak yüksek kalori, evet enerji veriyor, acayip iyi hissediyorsunuz kendinizi ama biraz sonra tekrar acıkmaya başlıyorsunuz. Zaten problem şuymuş, yani eğer şey yapıyorsanız arada sırada mesela sinirlendiniz, eğer acıkma hissi duyuyorsanız bu demek ki aşırı karbonhidratla beslenmenin bir sonucu olabiliyor. Birincisi bu. Mesela akşamları veya yemekten sonra ağırlık çöktü diyoruz ya. Ağırlık çöker. Demek ki fazla karbonhidrat aldın. Gereksiz fazla yedin. Dolayısıyla yani karbonhidrat dedim, gereksiz yedin. O zaman işte üstüme ağırlık çöker. Çökecek tabii. Ne olmasın? O ağırlık değil diyorsunuz. Karbonhidrat diyorsunuz yani. yani ne ağırlığı çökecek? Sonra böyle bir hep unlu şeyler canınız çekiyorsa veya ya bir tatlı olsa yesem, devamlı böyle bir tatlı canınız istiyorsa, kolay kilo alıp veriyorsanız, bunlar hep aslında doğru beslenmediğinizin veya karbonhidrat kullanımında problem olduğunu gösteren şeyler. Göstergeler. Nereye kilo alıyorsun aldığın zaman da buna bir bakacaksın. Eğer direkt karın bölgeni alıyorsan demek ki sen yanlış besleniyorsun. Bu arada bizde böyle, bu tür ciddi problemler var. Beslenmeyle ilgili problemler var. Twitter'dan geliyor hocam. Diyorlar ki Turgay Bıyıklı, evet, diyor ki selamlar, kolay gelsin. Türkiye'nin obez olması normal. 17 ay önce 850 TL aldım koşu bandı. 2800 TL, ağzım açık kaldı fiyatı görünce diyor. Evet, bu pandemi döneminde koşu bandları korkunç pahalandı. Onu ben de gördüm. Yani ben de almak istedim. Tek eksiğimiz o muydu? Yani bunun yok için yani. Mi? Yok, ondan değildik. Atılan tweetler şöyle diyorlar. Burak S. Türk yemekleri aşırı yağlı ve hamur işini çok yiyoruz. Bunları dengelersek sorun çözülür. Bir de 40 yaş üstü spor yok. Hepsi obeze yakın. Bak şimdi. Hepsi obeze yakın. Yok, daha obeze olmadık. Barış, Burak Bey. Yine bakıyorum ben hocam. Şuradan birkaç tweet daha vardı. Onları. Sağlıklı kalın, kilo almıyorum. Asansörle evde oturmuyorum. Şeker ve paketli gıda tüketmiyorum. Kahvaltıyı daima evde yapıyorum demiş. Bir de ben bir istatistik anket Twitter'da başlatmıştım yayından önce. Evet. Dışarıda ne kadar sıklıkla yemek yiyordunuz ya da yiyorsunuz, dunuz bu pandemi dolayısıyla. Çok nadir diyen %36, sık sık diyen %20, ara sıra diyen %34, hiç diyen %10. Çok nadir diyen artı, yani %36 ama ara sıra diyen de var. Yani biz yiyoruz dışarıda sonuçta. Bunun maliyetine bakalım, aile ekonomisine biraz. Şimdi şöyle. Zaten dışarıda yemek yeme dediğimiz zaman bir kere kahvaltıda herkes kabul etsin. Yani kahvaltıda poğaça, simit,
bu tür şeyleri yiyen insan sayısı bir kere çalışanlar özellikle işe giderken ben görüyorum yani dükkanlar örneğin baklavacı sabahleyin menüsünü değiştiriyor. İşte sandviç hazırlıyor veyahut da işte poğaça veriyor, börek veriyor. Bu şekilde tam böyle karbonhidrat diyelim beyazından yapılmış karbonhidratları veriyor bize. İnsanlar da bunları alıp ne yapıyor işte simit şu falan alıp bunları yiyor. Bunlarla kahvaltı yapıyor. Çalışan kesimin geneli bu şekilde hareket ediyor. Çünkü ya yolda yiyor ya da iş yerine geldiği zaman hemen çayla beraber tüketiyor. İnanılmaz bir dengesiz ve zamansız beslenme var. Gece kalkıp işte 11'de hadi bakalım buzdolabının kapağını açmak gibi. Yani dengesiz beslenmeler var. Fast food niye tercih ediliyor? Önce onu konuşalım. Yani dışarıda fast food tercih etmemizin nedeni birincisi daha uygun fiyata. Yani normal restoranlara gittiğiniz zaman ödediğiniz paranın 1/3 fiyatına doyabiliyorsunuz. Bir de doyurucu menüler. Yani şöyle baktığınız zaman gerçekten doyurucu. İnsanlar bir de biliyorsun konuşmuştuk bunu da seninle. Eskiden işte bir hamburgerle bir içecekle doyarken şimdi hamburgeri 3 kat yapmışlar. 3 kat hamburger ve yanına patates kızartmaları falan bir sürü şey koyarak ne yapıyorlar? Yiyorlar ve yedikçe de yiyeceğin geliyor bunları. Yani çok son derece lezzetli. Ben de uzak durmaya çalışıyorum. Yani herhalde yiyor muyum bunlardan? Yılda bir kere yiyorum. Yani şimdi yemiyorum dersem yanlış. Yılda bir kere yiyorum. Evet. Şimdi maliyetleri hocama devam edecek. Tabii böyle oluyor arada bağlandığımız zaman. Şimdi şöyle bir maliyetlere baktığımızda aslında hocam da anlatıyor. Aile ekonomisine, maliyetlerine şöyle göz attığımızda mesela devamlı dışarıda yiyen kişiler şöyle bir kartına veya nakitine baktığında yüksek oranda bütçeye zarar veriyor gibi görünüyor. Hocam duyuyorsunuz herhalde. Yok ben ona katılmıyorum. Bak iki şeye açalım, birbirinden ayıralım. Fast food tarzı şeyler tüketiyorsanız evde pişirmekten daha ucuza geliyor. Zaten fast food'un özelliği o. Yani yiyeceği sanayileştirdiğiniz zaman. Yani bu yararlı. Ama biraz yararlı. Eskide kaldı hocam o. Hamburger menüleri çok pahalandı. Beş kişilik bir aile iyi para veriyor. Hayır ben bireysel çalışanlar açısından konuşuyorum şu an. Tamam. Yani çalıştığı birisinin lokantaya mı gitsin yoksa fast food'da mı yesin dediği zaman fast food'a yöneliyor. Dolayısıyla tamam. Bizim bir kere o kısma geleceğim yani evdeki kısma geleceğim ama fast food'dan uzaklaşıp normal lokantaya gidebilmesi lazım. İşte onun için de lokantalar ne yapıyorlar? Bir menü hazırlıyorlar. Son derece uygun fiyata getiriyorlar ki dünyanın her yerinde de böyle. Mesela örnek vereyim Japonya'da akşam 100 dolara yiyeceğiniz yemeği yani lokantanın önünden alırsanız paket halinde pişirilmiş 10 dolara 15 dolara alabiliyorsunuz. Dolayısıyla orada bile bir şey düşünülüyor yani işin sosyal boyutu düşünülüyor. Her insan gidip 100 dolar verip o yemeği yiyemez akşamları veya öğleyin orada oturup yiyemeyebilir. Ama paket halinde alır götürür aynı yemeği 15 dolara yer. Çünkü servisi yok, şusu yok, busu yok. Bunu bir kere biraz daha geliştirmemiz lazım. Belki hani böyle yemek tarzını biraz daha çeşitlendirip değiştirmemiz lazım. Ama en önemlisi şu. Bizim mutlaka evde yemek yapmamız lazım. Biliyorsun Amerika'da, Avrupa'da, özellikle İngiltere'de o kadar çok fast food tüketimi var ki Amerika'da örneğin obezite biliyorsun %39'lar seviyesinde bir rakam en yüksek obezitenin olduğu ülkelerden bir tanesi. Şimdi orada insanlara evde nasıl yemek yapacakları öğretiliyor. Yani o ağır yaşamlar diye hani diziler falan izliyoruz ya. Belgesel. Orada da görüyorsun. Ya adam yani o hale gelmiş yani yerden kalkamayacak hale gelmiş hala fast food yemeye çalışıyor. Ve o insanlara neyi öğretiyorlar? Sebze nasıl pişirilir, nasıl yapacaksın, nasıl yiyeceksin? Bunu öğretmeye çalışıyorlar. Demek ki bizde de aynı şekilde ailelerin çocuklarına bir kere şunu öğretmesi lazım. Yemek nasıl yapılır? Nasıl yemek? Erkek kız ayırmıyor. Size öğrettim hocam ben. Ayırmıyorum. Ya kesinlikle çok önemli. Neden? Derler yani ya baban bir yumurtayı kıramazdı.
Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya bir yumurtayı kıramazdı. Olur mu öyle şey? Yani hepimiz her şeyi yapmak durumundayız. Çünkü artık kadın da çalışıyor, erkek de çalışıyor. Çalışanlar için söylüyorum. Kadın da çalışıyor, erkek de çalışıyor. O zaman yapmamız gereken şey nedir? Birlikte ortak bir şekilde bunu yapmaktır. Herkes bir işin ucundan tutacak. Ne bileyim, bir çorba koyacak sofraya önce. Biz çorba alışkanlığımız kalmadı örneğin. Yani sulu gıda alışkanlığımız o kadar azaldı ki işte kendimiz de yiyecekleri daha fast food şeklinde almaya hocam başladık. Hocam biraz maliyetini konuşalım o zaman. Mesela dışarıda yemek eğer fast food diyorsanız, yani hamburger gibi şeyden bahsediyoruz herhalde. Diğer restoranlardan bahsetmiyoruz herhalde, değil mi? Fast food yeniyorsa yine de 3-4 kişilik bir aile dışarıda yediğinde yine bir 100'lük 150'lik oluyor içeceği filan. Kesin. Devamlı yemek zor. Yuvarlayalım. 4 kişilik bir aile 100 TL'ye yakın bir rakamla, Türkiye'deki fiyatlarla söylüyorum, fast food'da çıkar. Havaalanında yerseniz dediğim rakamlara çıkarsın. Yok, o 4 katı falan çıkıyor. Ders, orada biraz daha yüksek. Şimdi, fast food'da. Böyle bir maliyet. Peki bir ailenin bir öğünlük, 4 kişilik bir ailenin bir öğünü 100 TL tutar mı? O zaman fast food'da 4 kişilik bir aile için uygun olmuyor gibi bir durum söz konusu oluyor. Evde yemek daha uygun bir hale geliyor gibi bir durum var. Tek kişi demiyorum, yani 4 kişilik aile. Doğru mu hocam? Evet. Şimdi izleyicilerimiz şunu söyleyebilir. Ya siz hiç işte gidiyor musunuz? Tabii gidiyoruz. Bakkala gidiyoruz. İşte markete gidiyoruz. Oradan alışveriş yapıyoruz. Sebzenin fiyatını, meyvenin fiyatını tabii ki biliyoruz. Bugün meyve ortalama 10 lira. Yani işte 6 çeşit meyve aldığınız zaman, 5 çeşit meyve aldığınız zaman 50 TL veriyorsun. İşte haftada zaten bir 4 kişilik ailede bir 5 kilo meyve tabii ki yenecek. Dolayısıyla sadece meyvesi haftalık 50 TL'ye geliyor. Ortalama olarak söylüyorum. Yani bazı meyveler biraz ucuzdur, bazıları biraz daha pahalıdır. Ortalamasını söylüyorum. Şimdi bizde de beslenme, siz eğer balığınızı, kırmızı etinizi, beyaz etinizi, efendim sebzenizi, meyvenizi gerçekten beslenme. Bakın, karın doyurmak değil. Kim aç kalmış? Mesela diyor ki kim aç, kimse aç kalmaz. Ekmeği alırsın, yersin bir tane ekmeği, karnın doyar. Doymak farklı bir şey, beslenmek farklı bir şey. Tabii ki evde yemek yapmak, bu rakamlarla bile olsa 4 kişilik bir ailede evde yemek yapmak tabii ki daha uygun şeylere geliyor, fiyatlara geliyor. Bir de dışarıda çok, bir iki dakikamız var da hızlı hızlı o yüzden. Bir de dışarıda çok yemek yediği zaman fast food'da burada yazmışlar işte bağırsakların bir numaralı düşmanı. Kilo alıyorsun, gereksiz yere doymuyorsun, bir kere doydun zannediyorsun. Gereksiz yere şeker alıyorsun, yağ alıyorsun, hareket etmiyorsun. Obezite, karın yağlarının artıyor olması, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, bağışıklık sisteminin çökmesi, bunda aile ekonomisine sağlıksız doktor masrafı olarak geri dönmesi aslında. Zaten bu hastalıkların temelinde bu yanlış beslenmeler yatıyor. Yani ciddi anlamda yanlış besleniyoruz. Yani bu yanlış beslenme bizi sağlık harcamalarımızı artıyor. Ülkenin de sağlık harcaması, bireyin de, ailenin de sağlık harcamaları artıyor. İkincisi, biz bak yaz geliyor. Artık şimdiden hazırlanmamız lazım. Herkes işte yazın nerede, hangi tatilde geçireceğini düşünüyor. Gidin köyünüze veya akrabalarınızın yanına, işte domatesin çıktığı mevsimde biraz aşağıya doğru fiyatların geldiği tarladan alın. İşte menemeniniz neyse, salçanız neyse, bunları hazırlamayı da düşünün artık yani. Biraz oralara doğru gelelim. Oraya doğru geleceğiz. O zaman da şikayet etmeyeceğiz. Her şeyi marketten alır hale gelirseniz böyle olur. Yani köyde yaşayan bile yumurtayı bakkaldan alıyorsa problem var demektir. Evet. Bizim biraz daha herhalde aile ekonomisini bu açılardan da görmemiz lazım Zeliha. Evet. Şimdi diyor ki lokantada bir tas mercimek çorba 12-13 civarında. Mercimeğin kilosu kaç para ki, bir kilo mercimekten kaç tas çorba çıkar? Şimdi tabii maliyetler arttı Nedim Bey. Burada Nedim Bey yazmış da. Ama 4 kişilik bir aile kıymalı bir mercimek yemeği yapacaksa kıymanın kilosu 70 TL. 250 gram koyduğun takdirde zaten 20 TL falan oluyor. Mercimekte 1,5-2 bardak koyuyorsun. O da yaklaşık 2-3 liraya geliyor. Yani 4 kişilik bir aile 25 liraya doyuyor. Yoğurt falan da koyarsan 30 lira gibi duruyor.
gibi bir düz hesap yaptım. Son 30 saniyemiş hocam. Katılıyor musunuz? Şöyle ya tamam yani ya katılırım ama tabii ki lokantada fiyatlar farklı olacak. Çünkü dükkan kirası var, orada çalışan var, şusu var, busu var. Yani mümkün olduğunca ihtiyacımız oldukça evde yemek tabii ki daha avantajdır maliyet açısından. Ama dışarıda da yemek yemeliyiz. Ama normal restoranlarda taze pişirilen yerlerde yememiz daha doğru. Tabii o da sizin cebinize, bütçenize bağlı. Bu yok hocam. O zaman evde ne yapacağız? Oturacağız. Evde yapacağız. Ve lokantalarında özellikle öğlenleri daha sosyal düşünerek menü hazırlamalarını sağlayacağız. Bu şekilde belki hizmet verecek lokantalarda. Dünyanın her yerinde böyle zaten. Yani gidin işte dediğim gibi Japonya örneği çok net bir şekilde ortada yani. Bulgaristan'da da aynı şey vardır. Mesela lokantalar öğlenleri mutlaka fiyatlarını çalışanlara göre aşağıya doğru ne yapar? Evet. Çeker. Bu evet. Lokantalar vardır. Sulu yemek yapan lokantalar vardır. Hocam süremizin sonuna gelmişiz. Bu konu çok su götürür gerçekten. Ama ben gerçekten bu hafta, geçen hafta yayınlanan bu sağlık araştırmasına şaşırdım bayağı. Türkiye'de obez oranı 21.1, çok büyük rakam. Dörtte birimiz obeziz. Yani dikkatli besleneceğiz. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ve Profesör Saad Uzunoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bir de bunun maliyeti var tabii, mesela 20 milyar TL bir maliyetten de bahsedebiliriz. Evet, aile ekonomisinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.